Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salat ve selam ala mala nabiye bade. Değerli arkadaşlar, sarf ilminden bina kitabını okuyorduk ve bina kitabının son dersini yapmak üzere birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi baştan buraya kadar bir özet yapalım. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Tabi daha önce bu özeti yaptığımız için burada biraz daha hızlı bir özet yapalım. Şimdi bina kitabında malumunuz biliyorsunuz bina kitabı 35 tane fiil kalıbından, fiil babından bize bahsediyordu. Bunların 18 tanesi neydi arkadaşlar 18 tanesi? Sülasi. Bu 18 tanenin de 6 tanesi sülasi mücerret, 12 tanesi sülasi mezit idi. Daha sonra 17 tanesi de rubai. Bir tanesi rubai mücerret. Dehre cevabı diyoruz. 6 tanesi de o dehreceye katılan bablar. 7 etti. Peki. Rubai mezitler 3 bab. 2 nevi 3 babdı. Neydi onlar? Tedahrace İhranceme İkşarra Tedahrecen'de 5 tane mülhagatı var. İhranceme'nde 2 tane mülhagatı var. Etti 35 bab. Sonra 3 tane isimlendirme karşımıza çıkıyor binada. Kaç tane isimlendirme çıkıyor? 3 tane. Sülasi Mücerret Bablar'ın isimleri sıra numaraları. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı bab diye. Sülasi mezit Bablar'ın ki bunlar üç nevi, on iki babdır. İf'al, tef'il, müf'ale, infial, iftial, if'ilal, tefe'ul, tefe'ul, tef istif'al babları. Diğer üçü zaten çok kullanmıyordu. Bunları da vezinlerin mastarları. Peki Dahlacı'nın kitabın sonuna kadar. Bunlar da rübai mücerretler, rübai mezitler. Bunların da mevzunlarının mazileri. Dahra cevabı, tedahra cevabı, ihranca mebabı, ikşar mebabı vs. vs. Burada zaten onun özetini görmekteyiz. Peki daha sonra neye geçtik? Bu 35 babı müellif hazretleri, musannif hazretleri iki kısma göre değerlendirdi. Birinci değerlendirdi. Birincisi aksamı semaniyeye göre. Peki bu 35 bab kaç tane soru sorduk? Üç tane. Aslı sülasi mi, rubai mi? Birinci sorumuz, birinci kıstasımız, ölçütümüz buydu. İkincisi bu asli harfler üzerine ziyade harf aldı mı, almadı mı? Üçüncüsü de asli harflerinde illet harfi olup olmamasına göre bu 35 fiili sekiz kısımda ayırdık. Daha sonra ikinci ölçütümüz ise ikinci kategorimiz ise aksam-ı seba dediğimiz. Bunda da asıl harflerinde illet harfi bulunup bulunmamasına illet harfi varsa fiilin hangi harfinde bulunmasına göre yedi kısımda inceledik. Sahih, misal, ecvef, nakıs, lefif ki onlar kendi arasında mefruk ve lefifi makrun olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bunları işlemiş ve bugün mudaf fiillere geldik. Böyle kısa bir özet yaptıktan sonra mudaf fiillerden devam edelim. Evet, seste bir sıkıntı var mı? Ses iyi geliyor mu? Ses iyi geliyorsa bir nokta koyarsanız. Hı. Evet. Ve imma mudaafun ya da mudaaftır. Neye göre? Asıl harflerinde ille tarifi bulunup bulunmamasına, ille tarifi varsa hangi harfinde bulunmasına göre yedi kısım. Bunlardan altıncısı neymiş? Mudaaf. Peki mudaaf ne kelime? Ne sıga? Mudaaf ne kelime? Ne sıga? Çünkü bu bunun iki tane isimlendirmesi var. Bir muda'af diyoruz, bir de muda'aft diyoruz. Muda'af. İsmi fail mi? Sondan bir öncesi kesralı olsaydı ismi fail olurdu. Sondan bir öncesi kesralı değil ki burada. Fethalı. Heh. Mufa'ale babının ismi mef'ul olursa biz buna muda'af diyoruz. Mesela da'afe gelir mazisi. Yuda'ifu gelir muzarisi mudaafeten gelir mastarı mudaifun gelir faili mudaafun gelir ismi mef'ulü peki bazı yerlerde mudaaf fiil diyor mudaaf peki mudaaf ne kelime mudaaf ne kelime Evet, o da tef'il babından ism mef'ul. Da'afe, yudaifu, ted'if, muda'ifun, muda'afun. Peki, bu söylediğimi şimdi oraya not olarak yazın. Tabi okuyacağız ama ondan önce bir ön bilgi vereyim. Kök harflerinde. Kök harfleri deyince ne aklımıza gelecek? Fa'el fiil, aynel fiil ve lamel fiil. Kök harflerinde aynı cinsten iki harf bulunan fiillere biz muda'af ya da muda'af fiil diyoruz. Kök harflerinde aynı cinsten iki harf bulunan fiillere muda'af ya da muda'af diyoruz. Peki buna neden muda'af ya da muda'af denilmiş? Aynı harf tekrarlandığı için katlanmış manasında olan muda'af ismini almıştır. Katlanmış. Evet. Peki. Bu mudaaflar kendi arasında kaç ayrılıyor? İkiye. Sülasi mudaaf ve ruba'i mudaaf. Sülasi mudaaf, ruba'i mudaaf. Sülasilerde mudaaf nasıl oluyor? Ortadaki harfiyle sondaki harfi. Bir başka deyişle. ikinci harfiyle üçüncü harfi. Bir başka deyişle. Aynel fiiliyle, lamel fiili, aynı cinsten olan fiillere biz sülasi mudaaf diyoruz. Tabi ikinci harfle, üçüncü harf idgam yapmak suretiyle bir harf yazılarak şeddeliyoruz. Mesela ne gibi? M, D, D. M, D, D. Önce birinci dalın harekesini ne yaptık? Sükün yaptık, sakin yaptık. Daha sonra onu idgam ettik. Medde oldu. Buna sülasi mudaf diyoruz. Peki rubayilerde nasıl oluyor? Rubayilerde kaç tane kök harfi vardı rubayi mücerretlerde? Dört fa'el fiil, aynel fiil, birinci la'mel fiil, ikinci la'mel fiil. Bu ruba'ilerin mudafında da fa'el fiille la'mel fiil yani birinci la'mel fiil, aynel fiille de ikinci la'mel fiili aynı cinsten olursa ruba'ilerde mudaflarda bu şekilde olur. Tamam mı? Yani iki harften ibaret olan bir hecenin tekrarlanması. Mesela zel zel zele diyoruz bak. Zel zele. Efendim dem deme, zem zeme, vel vele, gar gara. Tamam mı? Ves vese. Çok güzel. Evet bu şekilde notları yazın ki görsel olarak da görün inşallah. Peki başka mudaflarla ilgili söylememiz gereken bir şey var mı? Onu kitabımızda görelim. Ve imma mudaafun ya da muda'aftır. Ve huve o mudaf fiil. الذي şöyle şöyle olan diyecek. Yakunu aynuhu aynel fiili ve lahu lamel fiili. Aynel fiili ve lamel fiili olan şeydir huve. Peki nasıl olan? Min cinsin vahidin. Min cinsin vahidin ne demek? Tek bir cinsten. Aynı cinsten tekrarlanan. Bu daha fiil neymiş değerli arkadaşlar? Aynel ve lamel fiili Aynı cinsten olan fiile biz mufaile babının ismi mefulünde mudaaf, tefil babının ismi mefulünde de mudaaf fiil diyoruz. Nahbu Ne gibi? Medde gibi. Medde. Ne gibiymiş? Medde. Ne demek medde? Medde ne demek? Çekti, uzattı manasında değil mi? Medde. Peki bu meddenin aslı neymiş? Medede. Medede. Şimdi burada anlatacak ama o anlatmadan ben anlatayım. Medde. Medde de nasıl meddeye döndü peki? Arkadaşlar önce birinci dağılın harekesini ne yaptık? Birinci dağılın harekesini sakin yaptık. Çünkü idgam yapabilmemiz için şu formata getirmemiz lazım. Bu format nedir? İki tane aynı harf tekrarlanıyor. Birincisi sakin, ikincisi harekeli bu formata getirmeden idgam yapamayız. Peki. Şimdi burada bir tane mudgam var. Bir tane mudgamın fih var. İdgam demek katmak demek. Şimdi onu söyleyecek zaten. İdgam ne demekmiş? Katmak. Peki. Bu ne? Mudgamın fih. Kendisine katılan. Katınılan. Bu da katılan demek. Bu, bu mudgamı buraya katıyoruz. Mudgamdan bedel, mudgamın fiih olan birinci dağla şedde verdiğimiz zaman medde oluyor. Üç tane bak. Bir, iki, üç. Evet. Şöyle anlatıyoruz biz bunu. Medde, aslında meddedeydi. Birinci dağın hareketini hasvettik. Medde oldu. Sonra ikinci dağın harekesini birinci dağla kattık. Mudgamdan bedel, mudgamın fih olan mudgamın fih olan dağla şedde verdik. Ne oldu? Medde oldu. Şimdi bize bunu anlatacak. Şurada silgimizi alalım. Meddenin aslı neymiş? Medede. Huzifet. Huzifet biliyorsunuz, malumunuz meçhul bir meçhul bir fiil. Huzifet hasfedildi. Hareketu eddalil ula Birinci dalın harekesi hasfedildi. Birinci dalın harekesi hasfedilince ne olur arkadaşlar? Şu mededen anlatıyor bize. Medde oldu. Evet. Şuraya kadar geldik şimdi. Huzifet hasfedildi. Ne? Hareketu. Bu meçhul fiil olduğu için bu da naibi faili. Hareketü dalil ula. Birinci dalın harekesi has verildi. Sümme sonra udğimet. Bu da ne arkadaşlar? Udğimet. Bu da meçhul fiil. Udğimet. İdgam edildi. İdgam etmek ne demek? Katmak demek. İdgam edildi. Fiddali saniyeti. Fiddali saniyeti. İkinci dalın harekesi de ikinci dalda ona idgam edildi, katıldı. Yani şu. Katılınca ne oldu? Bu katılan harf den bedel bu mudgamun fih olan birinci sakin dala şedde verildi. Şedde verilince ne oldu arkadaşlar? Medde oldu. Medde. Evet. Buraya kadar anlaşıldı mı? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Evet. Mesle ve Ferra gibi. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi idgamın tanımını yapacak. Vel idgamu. İdgam ne kelime? İdgam ne kelime acaba? İdgam. Ne kelime? İf'al babından mastar değil mi? Edgame mazisi yudgimu muzarisi idram, mastarı. Mudgimun ismi faili, mudgamun ismi mef'ûlü. İdgam iki nokta üst üste. Şimdi onun tanımını yapacak bize. İdhalu ehadil mütecaniseyni mütecaniseyni aynı cinsten iki harfi iki harften birini ehadi birini, iki harften birini. Mütecanisey ne demek? Aynı cins. Aynı cinsten iki harften birini idhal etmektir. Yani idhal demekmiş. İdhal, girdirmek. Bu da if'al babından mastar. Edhale, yudhilu, idhalen. İdhal etmek, girdirmektir. Nereye? Fil ahari, diğerine, ötekine girdirmeye biz idgam diyoruz. Ahiri demedi dikkat ederseniz. Ahiri deseydi son olurdu. İdgam ne demekmiş? Mütecaniseyin. Mütecaniseyin cinsi cinsine. Aynı cinsten, iki harften birini fil ahari. Şu noktaları koysak daha iyi olur. Şuradaki gibi. Evet. Sizin kitabınızda var mı bilmiyorum. Var mı sizin kitabınızda noktalar? Fil ahari diğerine giydirmektir. İdgam aynı cinsten iki harfi diğerine girdirmek, katmaktır, dahil etmektir. Güzel. Sizde şu fiillerin altında nokta var mısın kitabınızda? Evet. Olan var mı? O fiillerde nokta olan, nusas olan var mı? Evet. O zaman kendiniz koyun. Ve huve. O idgan. O idgan ala selaseti enva'in. Üç nevi, üç kategori üzerine olucudur. Üç nevidir. En nev'ul evvelu. Birinci nevi vacibun. Vaciptir. Vecebe yecibu. Fiili var değil mi? Vacip olmak. Bu fıkıhtaki vacip değil. Yani bu nahivdeki, sarftaki vacip. Ne demek vacip? Gerekli, zorunlu manasında. Gerekli, zorunlu. Yani yapmamız gerekiyor. Yapmamız lazım demek. Yani vacibun lazimun demek aslında. Evet. Yani idgam yapmamız vacip. Gerekli, zorunlu. Başka bir şansımız yok. Lamı cimi yok demek yani. Ve O vacip idgam. En yekune. Olmasıdır. El harfani. El harfani. Evet. Mutecanisani. El harfanil mutecanisani aynı cinsten iki harfin olmasıdır. Ne? Muteharrikeyni. 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 Harekeli. Bir. Demek ki vacip idgam nasıl olacak? Şuradaki gibi olacak bak. Aynı cinsten iki harf harekeli olacak. M, D, İki tane dal harfi gelecek. Aynı cins olacak. ve iki tane başka harf gelecek. ikisi de harekeli olacak. Ev veya Bak bu kanunlarda da çok önemlidir ev başka manaya gelir ve başka manaya gelir. Burada ve olsaydı ne olacaktı? İkisinin bir zaman olma manası olurdu. Ma'a manası, birliktelik manası. Ama burada ev olduğu zaman ya bu ya bu demek yani. Ve başka veya başka. Evet. Devam ediyoruz. Yekune. Bunu bunun üzerine atıf ediyoruz. Olmasıdır. El harful evvelu. Birinci harfin olmasıdır. Ne? sakinen sakin olmasıdır. Ve sâni, aynı cinsten birinci harf sakin oldu. İkincisi ne olacak? Mutaharriken harekeli olmasıdır. Bu da ne gibi arkadaşlar? İşte şuradaki örneğimiz gibi. Birinci harfimiz ne? Sakin. İkincisi ne? Harekeli. Evet. İdgamın vacip olması nasılmış değerli arkadaşlar? Aynı cinsten iki harf yan yana gelecek. Aynı cinsten iki harf yan yana gelmezse biz idramdan bahsedebilir miyiz? İdram neyde olur bir kere? Aynı cins iki tane harf lazım değil mi bize? Bir kere her şeyden önce aynı cins iki tane harf lazım bize. Doğru mu? Doğru. Peki idram yapmamızın gerekli olması için bu aynı cins iki harfin harekelerinin ne olması lazım? harekelerin ne olması lazım? Ha ya ikisi de hareket olacak ya da birincisi sakin, ikincisi hareket olacak. Burada ben size bir tane ipucu, kısa yol, tüyo vereyim. Arkadaşlar, idgam yapabilmemiz için iki tane madde sıraladı ama kesinlikle idgam yapmamız için şu formata çevirmemiz lazım. Yani ikisi de harekeli ise yine biz idgam yapmamız için ne yapmamız lazım arkadaşlar? Birinci harfi kesinlikle sarmamız lazım. Bak, idgam iki şekilde vacip olur. 2 tane aynı harf harekerli olacak ya da iki aynı harfin birincisi sakin ikincisi harekerli olacak. Ama şu şekilde bir olsa, yukarıdaki gibi de olsa, ikisi de hareketli olsa, bizim idgam yapmamız için yani bir harfi diğer harfe katmamız için hangi formata getirmemiz lazım? Hangi formata getirmemiz lazım? Kesinlikle birincisini sakin yapmamız lazım, değil mi? Yani şu ikisi de harekeliden direkt şedde koyamayız. Ha Birincisini sakin, ikincisini harekeli yapmamız lazım. Peki. Ne gibiymiş? Nahvu medde yemuddu gibiymiş arkadaşlar. Medde yemuddu. Şimdi meddenin aslı neydi? Meddenin aslı neydi? Şuraya yapalım. Meddenin aslı neydi arkadaşlar? Medde M, D, D. Peki, şu ikincisi bu arada. Şuradaki birinci şartımız tuttu. Aynı cinsten iki harf harekeli. Bak, bunu direkt idgam edebilir miyiz? Direkt idgam edebilir miyiz? Vacip idgamın birinci kısmına uydu. İdgam yapılması gereken kısmına. Direkt idgam edebilir miyiz? Yok. Ne yapmamız lazım peki? Ne yapmamız lazım? Ha, o zaman ikinci aşamamız birincisini ne yapacağız? Sakinleştireceğiz. Evet. Şu anda idram yapacak formata geldi mi? Şu anda idram yapacak formata geldi mi? Şu anda katma işlemini, girdirme işlemini yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Peki iki tane harf var. Birincisine ıstırahta ne deniyor? İkincisine ıstırahta ne deniyor? Evet. Biri birine katılacak. Hangisi hangisine katılacak? İkinci birinciye katılacak. Birinciye ne diyoruz? İkinciye ne diyoruz? Ha, birinciye mudgamun fiih diyoruz. İkinciye mudgam diyoruz. Tamam mı? Birinciye mudramun fi, ikinciye mudgam diyoruz. Bunu şöyle biz anlatıyoruz. Medde aslında mededeydi. İdgam ecli için. İdgam ecli için ne demek? İdgam yapabilmek için. Birinci dağılın harekesini sakin yaptık. Birinci dağılın harekesini sakin yapınca idgam lazım geldi. İdgam vacip oldu. İkinci dağılın harekesini birinci dağla girdireceğiz. Nasıl? Mudgamdan bedel. Mudgamdan bedel. mutgamın fih olan. Mudgam bu. mutgamın fih olan. Birinci dağılın hareketine şedde verdik. Medde oldu. Hatta eski kitaplarda bunu üç dille yazıyor. Üç. Medde oldu. Medde sara. Medde şot diyor mesela. Medde oldu Osmanlıca. Türkçe yani. Medde sara Arapça. Medde şot Farsça. Shotta da Farsça. Tamam mı? Biz bunu böyle tekerlemeyle böyle anlatıyorduk. Tekrar anlatıyorum. Medde aslında Medde'deydi. İdgam ecli için birinci dağılın harekesini sakin kıldık. İdgam vacip oldu. Mutgamdan bedel. Mutgamın fih olan birinci dağla şedde verdik. Medde oldu. Medde sara, Medde şod. Tamam. Medde oldu. Tamam. Hiçbir şey böyle tesadüfi değil. Gayet böyle tekerlemeyle Efendim sabitleşmiş ve senelerce böyle hocalarımızdan bize kadar tevarüs etmiş. Bu şekilde anlatıla gelmiş. Zaten son dersimiz emsile okuduk, bina okuduk. Avamilden devam edeceğiz inşallah klasik Arapça dersinde. Efsani <laughs> ikincisi neymiş bu idgamın? Caizun. <laughs> Arkadaşlar caiz yine fıkıhtaki caiz değil. Buradaki caizle anlamamız gereken neyi biliyor musunuz? İdgam yapabiliriz, yapmayabiliriz. Yani idgam yapmakta da yapmamakta da muhayyeriz. Ne demek muhayyer? Özgürüz yani. Tamam mı? Evet. Peki idgam yapmadığımız zaman, idgamsız okuduğumuz zaman ona biz ne diyoruz? Fek ki idgam diyoruz. Fek ki idgam. İdgamın çözülerek okunması. Ha, iki ihtimal de var. İstediğini yap. Aynen öyle Berna. Tamam mı? Peki bu ne zaman olurmuş? Ve huve caiz idgam. En yekune olmasıdır. En <laughs> yekune olmasıdır. El harful evvelu. Birinci harfinin olmasıdır. Birinci harf nereden olacak? Binel mütecaniseyni müteharriken. İki aynı cins harften iki aynı cins harfin ne olmasıymış? Harekeli. <laughs> evet. Ya da burayı şöyle okuyalım. En yekûne olmasıdır el harful evvelu birinci harfin. O birinci harf nereden? Minel mütecaniseyni. İki aynı cins harften birinci harfin ne olmasıdır? Müteharriken. Harekel olmasıdır. İki aynı cins harften birinci harfin harekel olmasıdır. Devam ediyoruz. Birinci harf neymiş? Harekeli ve harfu sani. İkinci harfe gelince. İkinci harfe gelince. İkinci harf ne olmasıdır? Şurada yine noktalarımız eksik. Sakinen. Sakin olmasıdır. Peki bu sakinin bir sıfatı var. Bi sukunin aridin. Bi sukunin aridin. Arzi bir sükünle. Arzi sükün ne demek arkadaşlar? Arzi sükün ne demek? Arızı sükün ne demek? Arızı sükün ne demek? Heh. Yani geçici geçici ve sonradan olan demek. Sonradan olan, sonradan. Mesela medde muzarisi ne arkadaşlar? Muzarisi ne? Medde muzarisi ne? Yemuddu. Evet. Peki bunun başına lem getirdiğimiz zaman lem ne oluyor? Lem yemdud oluyor değil mi? Yemdud. Yemuddu idi. Lem yemdud oldu. Peki o yemdud derken sonundaki cezim hep kelimenin aslında var mıydı yoksa lemden dolayı mı ortaya çıktı? Muzari var mıydı yoksa lemden sonra mı o sükünlük ortaya çıktı? Ha, biz buna arizi sükün diyoruz. Ne diyormuşuz? Arizi. Aslında yok ama başına gelen bir amil neticesinde ortaya çıktı. Evet. Sonradan oldu yani. Evet. Caiz neymiş değerli arkadaşlar? Neymiş caiz İki tane aynı cinsten harf olacak. Zaten olması için iki tane aynı cinsten harf olacaktı. İki tane aynı cinsten harf olmazsa idramdan bahsedebilir miyiz? İki tane aynı cinsten harf olmazsa idramdan bahsedebilir miyiz? Hayır. İki tane aynı cinsten harf oldu. İkisi de hareket oldu. Veya birincisi sakin, ikincisi hareket oldu. Biz buna ne diyoruz? Vacip idram diyoruz, vacip. Tamam mı? Şimdi caiz işliyoruz. Caiz ne? İki tane aynı cinsten harf var. Zaten olmazsa idgamdan bahsedemeyiz. Birincisi ney bunların? Birincisi harekeli. İkincisi sakin. Ama nasıl sakin? Aslından mı sakin? Sonradan mı sakin olmuş? Aslından mı sakin? Sonradan mı sakin olmuş? Evet. Sonradan sonradan olana biz ne diyoruz? Sükûnu arzi diyoruz değil mi? Peki böyle olduğunda caizdir dedik. Caiz ne demekti? İdgamlı da olur, idgamsız da olur. İdgamlı da olur, idramsız da olur. Peki, idgamsız okuduğumuzda ne diye okuruz? Lem yemdüt diye okuruz. Lem yemdüt. Oldu mu bir? İdgamlı okuduğumuzda da üç harekeyle okuruz. Lem yemuddu, lem yemudde, lem yemuddi. Kaç etti arkadaşlar toplam? Bak, idramı çözdüğümüzde fek idram, Lem yemdud. İdgamlı okuduğumuzda üç tane vecih de orada okuruz. Lem yemuddu, lem yemudde, lem yemuddi. Kaç etti değerli arkadaşlar? Dört. Dolayısıyla dört vecih vardır dört vecihin biri fekki idgamla. Fekki idgam dediğimiz ne? İdgamsız. İdgamlı kaç tane? İdgamlı kaç tane arkadaşlar? İdgamlı. Evet. Şimdi onu söyleyecek bize. Nahbu. Ne gibidir? Lem yemudde. Lem yemuddu. Lem yemuddi. Bi harekatid dâli. Bi harekatid dâli. Bunu bir hocadan okumazsanız ise çözemeyiz bunu. Bir harekat-i dali ne demek biliyor musunuz? Bu bir deyim. Dağılın üç hareketiyle demek. Lem yemuddu, lem yemudde, lem yemuddi. Evet, bu şekilde okundurmuş. Bir harekat-i dali. Bir harekat-i dali ne demek arkadaşlar? Dağalın efendim üç hareketiyle. Asluhu Peki bunun aslı nedir? Yani aslı dediğimiz ne? Aslı dediğimiz ne arkadaşlar? İdgamsız hali. Lem yem Bak. Üç tane burada var idgamlı hali. Bir tane de idgamsız hali var. Kaç etti? Dört. Evet. Dört vecih caizdir diyoruz buna. Vecih ne demek? İhtimal. Dört ihtimal caizdir. Peki bu lem yem Nasıl oldu da lem yemuddu, lem yemudde, lem yemuddi oldu? fenukilet nakledildi. Hareketü dalil ula birinci dalın harekesi nakledildi. Lem yemdut de birinci dal hangisi arkadaşlar? Bu. Birinci dalın harekesi nakledildi. E nereye? Nereye sorusunun cevabı ila. İlel mimi. Mime nakledildi. Bunu mime nakledince ne olur arkadaşlar? Bunu mime nakledince ne olur? Buyurun. Bunu mime nakledince kendisi sakin kalmış olur. Ne olur? Bir söyleyin bakayım. Bunu birinci dağılın harekesini mime naklettiğimiz zaman şöyle bir şey ortaya çıkar değerli arkadaşlar. Bak şöyle bir şey ortaya çıkar lem yemud bak iki tane sakin harf yan yana geldi. Biz buna ne diyoruz? Istilahta sarf ilminde ictimai sakineyn. İki sakin harfin yan yana gelmesi veya iltiqai sakineyn diyoruz değil mi? İki sakin harfin karşılaşması. Mesela mülteka diye bir fıkıh kitabı var değil mi? Mülteka. Kesişme yeri. İlmin kesişme yeri. O kadar önemli bir kitap. Mülteka. Evet. İçtimai sakineyn veya iltigai sakineyn. İki sakin harf yan yana gelir. Peki iki sakin harf yan yana geldiği zaman ne yapmak lazım? Bırakıp oradan ayrılmak lazım değil mi? Evet. Ne yapmak lazım iki sakin harf yan yana geldiği zaman? İdgam yapacağız. Ama idgam yapmak için birine hareket vermemiz lazım. Evet. Peki hangisine hareke vereceğiz? İdram vacip olması için ne gerekiyordu? İki tane aynı cinsten harfimiz var. Ha, birinci zaten cezimli. ikinci de cezimli. O zaman hangisine hareke vereceğiz? Birinciye mi vereceğiz? İkinciye mi? Sondaki dala hareke vereceğiz değil mi? Sondaki dala hareke vereceğiz. Tekrar ediyorum. Bunun aslı lem yem düttü. Fenugilet hareketü dalil ula. Birinci dalın harekesi ilel mi Mime nakledildi. Nakledilince yem lem yemud oldu. Fechteme'a es sakinani. iki sakin harf toplandı. Sümme sonra idgam yapmak için ikinci dağlı biz harekeleyeceğiz. Peki harekeleyeceğiz de dammeyle mi harekeleyeceğiz? Fethayla mi harekeleyeceğiz? Kesra ile hareket edeceğiz. Hangisiyle hareket arkadaşlar? Hangisiyle hareket Yukarıda ne demişti? Bir hareketi dali demişti değil mi? Hareketi dali. Bir hareketi dali ne demekti? O bir tabirdi değil mi? Dağılın üç harekesiyle. Dağın üç harekesiyle. Evet. Üçü de üçünü de şimdi anlatacağım ben size. Sümme sonra hurriketi delü saniyetü. İkinci dal harekelenir. İmma ya bir ya dammeyle ev veya bil fethayla ev bil kesrati bil kesrati ya da kesrayla evet kesrayla niye harekeledik biliyor musunuz? Çünkü sondaki sondaki bu sükunumuz nedir? Sonradan sükun olmuştur. Aslında var mıydı bu sükün? Bu sükün neyden dolayı başımıza geldi arkadaşlar? Buradaki sükun neyden dolayı başımıza geldi? Ha, lemden dolayı. Burada onu açıklıyor işte. Li <laughs> kevni olduğu için sükuniha <laughs> onun sükunu bu ikinci dağılın sükunu ağrıdan ağrıdan ne demekti ağrıdan sonradan olduğu için tekrar ediyorum ikinci dağılın harekesi harekesi ikinci dağılın harekesi sonradan sükun olduğu için ya dammeyle ya fethayla ya da kesra ile harekelenir peki bunların sebebi yok mu bunların sebebi yok mu ne zaman damme, ne zaman fetha, ne zaman kesra. Kime göre, neye göre değil mi? Kime göre, neye göre? Hemen söylüyorum arkadaşlar. İkinci dağla damme verdik. Lem yemuddu oldu. Lem yemuddu. Daha sonra bunu buna kattık. Lem yemuddu oldu. Bak ikinci dağla hareket verdik şöyle. İkinci dağla Hareke verdik fetha. İkinci dağla kesre harekesi verdik. Dammeyi neye göre verdik biliyor musunuz? Medde yemuddu. Aynel fiili ne? Medde yemuddu. Aynel fiili ne? Medde yemuddu. Aynel fiilinin harekesine göre verdik. Medde yemuddu. Yemdüdü idi onun aslı. Yemdüdü. Ha aynel fiili damme olduğundan dolayı bunu damme ile harekeledik. Peki fetha neden yaptık? Ehafful harekattan dolayı. Fetha harekelerin en hafifidir. Fetha fetha? Harekelerin en hafifiymiş. Peki kesra yaptık. Neden? Es-sakinu izâ Hurrike bil kesri kaidesince. Evet. Bak burada yazmış zaten. Ehafful harekat. İza hurrike hurrike bil kesri. Es sakinu. İza hurrike bil kesri. Sakin harf zaman kesra ile harekelendirilir kaidesince de kesra ile harekelendirdik arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Aynel fiiline ittibaen aynel fiiline uyması için damme ile hareketten en hafif hareket olduğu için fetayla sakin harf hareketlendirildiği zaman kesra ile hareketlendirildiği için kesra ile hareketledik. Peki bitti mi işimiz? Hayır. Şimdi birinciler hep cezim. İkinciler harekeli. İkinciler harekeli. İdgam vacip oldu mu arkadaşlar? İdgam vacip oldu mu? İdgam vacip oldu mu? Evet. İlgam vacip oldu mu? Oldu. Sonra ne yaptık? Bu ikinci dağılın harekesini birinci dağla kattık. Lem yemuddu oldu. Lem yemudde oldu. Lem yemuddi oldu. Tamam mı? Üçü de caiz. E bir tane de e, fet, fekki vardı. Çözmeden okuduk. Lem yemdut. Kaç oldu arkadaşlar? Dört. Arkadaşlar benim kitabımda şurada bir ibare var. Şöyle köşeli parantezde yazıyor. Onu da ekleyebilirsiniz. Ne yazıyor biliyor musunuz? Sümme udğimet eddalul ula fi's Sümme udğimet eddalul ula fi's Yani bunu yaptıktan sonra damme feta kesra şurada köşeli parantezinde bir ibare var. Akşam hatırlatın onu göndereyim size. Ne demek yani bunu yaptıktan sonra? Birinci dağılın harekesi de ikinci dağla ne yaptı? Katıldı. İdgam edildi diyor. İdgam edildi diyor. Evet. Başına lem gelince başına lem gelince lem yemdüd okuduk. Lem yemdüd. Tamam. Lem yemdüd. Daha sonra birinci dağının harekesini mime naklettik. İçtimai sakine ne oldu? Oradan da lem yemuddu, lem yemudde, lem yemuddi türedi. Toplam dört vecih oldu. Tamam mı Elif? Tamam mı? Evet. Şimdi üçüncüye geldik. Mümteni'a. Üçüncüsü neymiş arkadaşlar? Mümteni'a. İmtena'a. Yemteni'u. İmtina'an mümteni'un. Ne kelime arkadaşlar? Ne kelime? Mümteni'. Ne kelime? Sürresisi ne? Tamam babının ismi faili Mena'a değil mi? Sülalsisi mena'a. Mena'a yemne'u. Men etmek. Mümteni'a ne demek peki? İmkansız arkadaşlar. imkansız. İdgam yapmak imkansız. İdgam yapmak ne zaman vacip olurdu? İki harf yan yana geldiği zaman. Peki. iki harf yan yana geldi. İkisi de harekeli oldu. Veya birincisi sakin, ikincisi harekeli oldu. İdgam yapmak ne olur arkadaşlar? İdgam yapmak ne olur? İki harf yan yana gel gelmese zaten idgamdan bahsedemeyiz. Caiz olmaz. Bak iki harf yan yana geldi. İkisi de harekeli veya birincisi sakin, ikincisi harekeli. İdgam yapmak vacip olur. Bir. İkincisi. İki harf yan yana geldi. İki harf yan yana geldi. Birincisi harekeli, ikincisi de sükunu arızla, sonradan sükün olanla sükün olmuş. İdgam ne olur o zaman? Caiz. Caiz olduğunda kaç vecih vardır? Caiz olduğunda kaç vecih vardır? Dört vecih. Peki şimdi geldik. Mümteni'a. Vacipte idgam yapacağız. Başka şansımız yok. Caiz de yapsak da olur, yapmasak da olur. Peki mümteni ne demek o zaman mümteni? Ye. İdgam yapma kardeşim demek. İdgam yapma demek tamam mı? İdgam yapılması imkansız. Keskinlikle olmaz. Evet. Ve huve o mümteni idgam en yekune olmasıdır. El harful evvelu. Birinci harfin. O birinci harf nereden olacak? Minel seyni. Aynı cins iki harften birinci harfin olmasıdır. Ne? Müteharriken. Müteharriken. E o zaman caizden farkı ne arkadaşlar? Caiz idgamında iki harften bir tanesi harekeliydi. O zaman caizden farkı ne? Ve sani sakinen. İkinci harfinde sakin olmasıdır. Eee bak daha da benzedi. Caiz idgam da birincisi harekeliydi. ikincisi sakindi. Mümteni idgam da birincisi harekeli, ikincisi sakin oldu. Farkı ne peki bunların? Evet. Kevser Aktaş'ın dediği gibi caizde de, de Mümteni'de de de ikisinin ilk harfin yani iki aynı cinsten harfin İlk harf ikinci ikincisi sakin ama caizdeki sükunu arziyi, mümtenideki ne arkadaşlar? Sükuni asli değil mi? Bir sükunin asliyin, asliyi sükün. Peki, arziyi sükünü söyledik. Asliyi sükün ne demektir? Asliyi sükün ne demektir? Arziyi söyledik. Yani başına bir amil geldi, lemden dolayı oldu. Peki, asliyi sükün ne demektir asliyi sükün? Tamam Aslı'yı sükün nedir? Ha. Aslında var olan, sonradan olmayan sükün. Mesela arkadaşlar, elimizi açalım şimdi. Meddeyi çekelim. Medde, medde, meddu, meddet, meddete, meded ne? Bak meded neden? Ta sonuna kadar onlar hep sükun aslidir. Medetne, medette, Medet te. Medet tüme medet tüm. Medet tüme medet ne? Bak aslından sükun. Peki. Nahbu ne gibiymiş? Medettü, tü. Medet te. gibiymiş. Bak gördünüz mü? Veya medetne gibiymiş? Biz buna ne diyoruz? Cemi müennes gaybeden ta şeye kadar. Nefsi mütekellim mal gayriye kadar. Bunlardaki şu cezimler evet. Nedir arkadaşlar buradaki sükunlar? Sükunu aslıydır. Başına bir amil gelmemiş ki bunun. Evet. Ne, nereden söyleyeceğiz? Medet neden? Sonuna kadar. Medet ne? Te tüma tüm, ti tüma tünne, tüna. Bak mümteni idgam nasıl olur? İki tane aynı ciz harf gelecek ki idgamdan bahsedeceğiz. Birincisi harekeli, ikincisi de aslıyı sükun olduğu zaman idgam yapmak mümtenidir. Yani idgam yapılmaz demek. İdgam ne yapmaz demek? Yapılmaz demek. Şimdi buraya kadar özetleyelim arkadaşlar. Çok iyi dinleyin. Bir 3-4 dakika kaldı dersimizin bitmesine. Arkadaşlar, idgam yapabilmek için eski tabirle idgam ecli için idgam yapabilmemiz için evvela bizim aynı cinsten iki harf olması lazım. İki tane dal, iki tane bağ, iki tane ta fark etmez. Peki, aynı cins iki harften, ikisi de harekeli veya birincisi sakin, ikincisi harekeli olursa idgam yapmak ne olur arkadaşlar? İdgam yapmak ne olur? Vacip olur. Çok güzel. Medde gibi bak, medde gibi. Tamam mı? Peki. Aynı cinsten iki harften, birincisi harekeli, ikincisi sonradan gelen bir sebepten dolayı, yani sükunu arzıyla sükun olursa idram yapmak ne olur? İdram yapmak ne olur? Caiz olur. Yani idramlı da okuyabiliriz, idramsız da. İdgam okuduğumuz zaman ne deriz? Lem yem dü deriz. Fek idgam. İdgamı çözeriz. Peki idgamlı okuduğumuz zaman ne deriz arkadaşlar? İdgamlı okuduğumuz zaman ne deriz? Dalın üç harekesiyle diyorduk değil mi? Bir harekati dali. Lem yemuddu. Lem yemudde. Lem yemuddi deriz. Peki iki tane harfimiz var. Birincisi harekeli. İkincisi sakin ama ikincisi sakin ama asli değil. Şey özür dilerim. Arzi değil. Aslından. Bunda idgam yapabilir miyiz? Veya bunun adı nedir? Istilahtaki sarf ilmi arasındaki sarfiyyun, sarfçılar arasındaki adı nedir? Mümteniya. Mümteni ne demek yani? Zübeyde'nin dediği gibi idgam keskinlikle olmaz. Evet. Yapılması imkansız. Geldik şimdi yedinci kısma. Arkadaşlar aksamı seba dediğimiz aksamı seba çok güzel. Aksamı seba dediğimiz şey neye göre bir tasnif yapıyordu? Neye göre bir tasnif yapıyordu? 35 fiili. illet tarifi bulunup bulunmamasına göre ille tarifi varsa hangi harfte? Peki buraya kadar hangiden işledik? Hangilerini işledik? Sahih, misal, ecvef, nakıs, lefif ve mudafi işledik. Geriye ne kaldı o zaman? Geriye ne kaldı? Mehmuz kaldı. Haydi buyurun. Ve imma ya da mehmuzun mehmuzdur. Mehmuz ne kelime? Mehmuz ismi mef'ul. Hemzelenmiş demek ve o mehmus fiil o mehmus fiil ellezî yekûnu olan fiildir ehadü hurufihi el asliyeti Aslı harflerinden birinin birinde olan fiildir ne olan hemzeten mehmus fiil ol bir fiildir ki öyle bir fiildir ki asli harflerinden birinde hemze olan fiile mehmus fiil diyormuşuz peki Asli harf deyince ne aklımıza gelecek arkadaşlar? Asli harf deyince ne aklımıza gelecek? Asli harf deyince zihnimizde ne canlanacak hemen? Fa el fiil, aynel fiil, la'mel fiil. Arkadaşlar, bu hemze, ekade gibi fa'el fiilinde olursa, mehmuzul fa diyoruz. Se'ele gibi aynel fiilinde olursa, yani ortasında, yani ikinci harfinde olursa, mehmuzul ayin diyoruz. Bu hemze, kara e olduğu gibi üçüncü harfte yani sonda yani lamel fiilinde olursa mehmuzul lam diyoruz. Ehaze aldı demek. Seele sordu istedi manasında. Kara e okudu. Fe in hemzetu fe in hemzetu eğer hemze olursa fi mukabeleti fa'ihi fa'el fiili mukabilinde Fa'el fiili karşılığında olursa yüsemme ehazede olduğu gibi isimlendirilir. Yüsemme ne demekmiş? İsimlendirilir, ad verilir. Ne diye? Mehmuzel fa'i Tabi yüsemme dediğimiz için mehmuzel dedi burada. Ama normalde biz mehmuzül fa diyoruz. Mehmuzel fa denilir. Ve in kânet eğer olursa fi mukâbeleti aynihi aynel fiili karşılığında olursa ne deriz arkadaşlar? yüsemme ad verilir, isimlendirilir. Mehmuzel ayni, mehmuzul ayni olarak isimlendirilir. Ne gibi? Se'ele gibi. Ve inkânet eğer olursa fi mukabeleti lâmihi, lâmel fiili karşılığında olursa, kara'e gibi, o zaman da yüsemme isimlendirilir. Mehmuzel lami mehmuzul lam diye isimlendirilir. Evet. Var mı anlaşılmayan bir şey buraya kadar? Anlaşılmayan bir şey yoksa bina kitabımızı pohçasını yaptık, düğümleyeceğiz şimdi. Evet. Bina kitabımıza mührümüzü vuracağız. Heyecanlı mısınız? Heyecan var mı? Bir kitabın daha sonuna geldik. Elhamdülillah Rabbimin lütfuyla, inayetiyle ve yuqalu denilir. Li hazihil aqsami. Bu sana bahsettiğim yedi kısma. Neydi onlar? Sahih, misal, ecvef, nakıs, lefif, muda'af ve vehmuz. Bu yedi kısma denilir. Ne denilirmiş arkadaşlar? El <laughs> aqsamu seb'ati. Aksamu seb'a denilirmiş. Yecme'uha. <laughs> Bu ha nereye gidiyor? Aksama yecma'uha yecma'u cema'a yecma'u cem'an yecma'uha o aksam-ı sebayı toplar hazel beytu bu beyt burada ev manasında değil ev manasında değil arkadaşlar size burada bir e, genel kültür olsun bir satırlık şiirlere ne deniyor bir satırlık şiirlere ne deniyor Ya da bir satıra ne deniyor? Bir satır. Bak iki satır demiyorum. İki satır beyit olur. Bir say, bir satır mısra değil mi? Bir satır mısra. Mısra ne demek biliyor musunuz? Eskiden göçebe toplumlarda çadır, çadırın bir tarafına ortadan ikiye ayırın. Çadırın bir tarafına mısra deniyor. Peki. Çadırın bir tarafı ortadan ikiye düşünün. Diğer tarafıyla çadırın bir tarafı yani bir mısrası diğer tarafıyla birleştiği zaman ne oluyor? Bir mısra bir mısra daha ne oluyor? Bir beyit oluyor. İşte çadır da bir ev oluyor. Yani oradan arasında ilinti var. Nasıl çadırın bir tarafı ortasından ikisi ona mısra deniyor. Bir mısra ile daha birleştiği zaman çadır ortaya çıkıyor. Beyt ortaya çıkıyorsa şiirde de bir mısra bir mısra daha bir beyit ortaya çıkıyor. Beyit ortaya çıkıyor. Evet. Peki. Bu Farsça bir beyit. Bu nasıl bir fiilmiş? Beyitmiş. Farsça bir beyitmiş. Çünkü sonuna est gelmiş. Est. İngilizce'de to be fiilleri var ya emizar. Onun da Farsça'da est. Türkçe'de dırdirin karşılığı. Farsça'da est geliyor. Est. Sonlarına est gelmiş. Ve böyle bir ritmik bir aksam-ı sebayı biz zaten ezberledik. Çoktan ezberledik yani sahih, misal, ecvef, nakıs, efendim, lefif, mudaf, mehmuz. Biz burada anlattığı şekilde ezberledik. Ama böyle bir e, işte komiklik, şakalık getirmişler buraya. Yani bu şekilde ezber öğrencilere. Sahi hastu misalestu muda'af lefifu naqisu mehmuzu ecvef demişler. Tamam mı? Ama biz nasıl ezberledik? Sahih bir. Bak bir misal 2 ecvef 3 efendim nakıs 4 lefif 5 mudaf altı, mehmuz 7 diye ezberledik biz. Yani ona göre işledik. Ama bu böyle farsça bir beyit. Nereden anlıyoruz farsça olduğunu? Şu dır dirden anlıyoruz. Est. Sahih hastu, misalestu, mudaf, lefifu, nakisu, mehmuzu ecvef. Bunu da böyle efendim bir tekerlemede böyle birleştirmiş. Ee, kolay olsun diye. Bunu da ezberleyebilirsiniz. Temmetül kitab, intehe el kitab. Evet. Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam Efendimizden başlamak olma, başlayarak diğer peygamber peygamberlerin ruhlarına ve hasaten bu kitabımızın müellifine, musannif hazretlerinin ruhuna ve tüm Müslümanların Allah katındaki ruhi makamlarına شو في لنا؟ الفاتحة مع الصلوات